Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Mehmet Hoca'nız ve 49 günde TSM Otomatik'te geldik 19. güne ki sesim çıkmayarak ben yine de İlhan Hocam'a ses İlhan Hocam nasılsın iyi misin? İyiyim hocam hemen ben devralıyorum. 19. <laughs> günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsın hocam? İyisin inşallah Vallahi... diyeceğim ama sesin çıkmıyor. Gitti gitti ses iptal hocam. Yoğun bir video trafiğinin içerisindeydim. Bildiğin gibi İstanbul'a git gel falan oradaki videoları çek derken sesleri iptal. Hocam bugün yardım et. Ben artık böyle hani az teğmenlik nedir dediğinde böyle ye, yok yok yedek subay mesela askerlikte hep söylenir. Yedek subay nedir? Subay gidiyor sakatlanıyor öbürü giriyor falan. Benlere şey gibi oldu bu yani böyle hocam devreye sen gir ben her an sakatlanabilirim. Hoca değiştir beni yapabilirim buradan haberin olsun hocam. Tabii hocam oyuncu değişikliği bitmiş bir oyuncunun kaleye geçme olayından bahsedeceğiz aslında bugün. Ama bir dakika sen Fenerbahçe Beşiktaş maçına gönderme yapıp bize <laughs> burada şey mi yapıyorsun hocam? Aa, hiç, ama... hiç öyle bir şey düşünmemiş. <laughs> Bak, sen ortaya attım. Şimdi o kaleye geçen biri vardı Beşiktaş'ta. <laughs> pan, panter mi? Panku, miydi? panku, Yok. Panku, ha. Panku muydu? Pankuydu panku. Neyse ya yorumlara bilenler yazar ya. Tarihi bilenler yazarları. <laughs> Bir de Melo geçmişti bak. O da o, da vardı o Melo. <laughs> tamam ya tamam biz her yerden yedik golümüzü. O zaman hocama bırakmıyorum hemen gönder gelsin deyip hemen aldım sahneyi hocam. Evet. O 19. gün üçgende benzerlikte ikinci dersteyiz hocam. Sen anlat biz dinleyelim hemen. Hemen hocam bugün zaten temel orantı teoreminin benzerliklerinden bahsedeceğiz. Ve hemen hızlı bir şekilde temel orantı teoremini anlatırken şunu da dikkat etmek gerekiyor. Tüm soru çeşitliliğinde aslında karşımıza gelen bütün benzerlikte göreceğimiz bir özellik. Şimdi bakalım neymiş? Bir üçgenin bir kenarına paralel olup diğer kenarları farklı noktalarda kesen bir doğru kestiği kenarlar üzerinde orantılı parçalar oluşturur. He, demek ki o zaman biz bu orantı parçalarına dikkat edeceğiz. ABC bir üçgen. D paralel BC. Bak D doğrusu BC kenarına paralelse biz ne biliyoruz? Yöndeş açı kavramını biliyoruz değil mi? O zaman ben şöyle başlamak istiyorum. E açısına nokta desem yöndeşten noktayı yazdım. Sonra D'ye geldim. D'ye çizik açısı dedim. C'ye de aynı şekilde yöndeşten çizik açısı. Bu sayede ne ortaya çıktı? Bak gösteriyorum. Yukarıda bir AED üçgenine bak. Burada büyük üçgene de baktığımda ABC üçgeninde her iki açıya dikkat ediyorsun. Bak ikişer açıları eşit değil mi? Zaten iki açısı eşit olan üçgenlerde üçüncü açıda neydi? Eşitti. Ki zaten ben bunu ortak açı olarak kabul edebilirim. Şimdi açılarımız eşit. Ne yapıyorduk? Aynı açının karşısında kenarlar oranlıyorduk. Ama bunu oranlarken şöyle oranlayacağız. Bak gel buraya. AE'nin tamamına oranı. Bak AE'nin tamamı. Yani AB'ye oranı. Bak geliyorum şöyle AE bölü AB yazıyorum. Sonra sağ tarafa geçiyorum. Sonuçta paralellikte aslında sol taraftaki oran sağ taraftaki oranı sağlamak zorunda. AD'nin A, tamamı yani AC'ye oranını yazıyorum. Geldim AD'nin AC'ye oranını yazdım. Son olarak da ne yazacağım? Burada ED'nin BC'ye oranı. Bunların hepsi aslında ED bölü e, BC şu şekilde benzerlik sabitini oluşturacak. Hatta eşittir benzerlik oranımız neydi? K evet. sabitiydi. Bu şekilde benzerlik oranının temel orantı teoremini ortaya çıkardık değil mi hocam? Aynen şimdi, öyle. Şimdi ilk soruyu sen yap istersen. O zaman hemen başlıyorum. ilk soruyla hocamın anlattığı temel orantı teoremini hatırlıyorsun. Tamamdır. O zaman gel bakalım sorumuza. ABC üçgen paralellik verilmiş mi? Paralellik yoksa unut. Temel benzerlik orantı morantı hiç yok. Tamam mı? Bir paralellik var. Neresi paralel? Gel onu da bir gösterelim. ED paralelmiş BC doğrusuna onu da gösterdik. 9 var 3 var 6 var X var X'i soruyor. Ne dedi hocam bize? Dedi ki arkadaş yukarıdaki üçgenin kısa kenarı yani bu kenarıyla büyük üçgenin bu kenarı birbirine orantılıdır temel olantı teoremine göre. Ne zaman paralellik varsa. Peki kaça kaç var? Burası 9 burası 9 3 daha 12 hocam. 9 bölü 12 oranı neye eşit olacak? küçük üçgendeki tabanın büyük üçgendeki tabana oranına eşit olacak. Yani 6 bölü x eşit olacak. Hemen buradan denklemi çözeceğim artık gerisi çok kolay gerçi. 3'e böldüm 3. Üç. 3'e böldüm 4. Çat dedim 3'e böldüm. Çat dedim 3'e böldüm. 2 kaldı 4 kaldı. İçler dışlar yaptım. X buradan 2 kere 4'ten ne geldi? 8 santim geldi. Tamamen böyle yukarıdaki formülü alıp kullanacağımız bir soruydu. Geldik ikinci soruya hocam. Hemen geldim şimdi ikinci soruya. İkinci soruda direkt gözüme ne çarpıyor? Bak oran var burada. 2 tane AD'nin 3 tane DC olduğu yazılmış. Üstüne bir de paralellik söz konusu. Demek ki önce paralelliği gösterelim. AB kenarının DE kenarına paralel olduğunu gördüm. Sonra oranı yazalım. Çap çapraz yazıyorduk hatırlarsan. Neydi bu? 3K yazalım. Buraya da 2K yazalım. AD'miz gel buraya 3K. BDC'miz de 2K. Bunları yazdık. Peki şimdi ya alt tarafta da bir de 20 verilmiş değil mi? ben BC'nin tamamının 20 olduğunu biliyorsam. Sol tarafta X gördüysem 20-X'i de sağ tarafa yazmış olurum. Şimdi neye başlayacağız? Temel orantı teoremine. Hemen başlayalım. Bak C, C noktasından dikkat et. 2K'nin tamamına yani 5K oranı. Bak 2K'nin 5K oranı eşittir diyorum. Bu tarafta zaten DE ve AB yazılmadığı için onları yazmak zorunda değilim. Sağ tarafa geçiyorum ve bu tarafta da neyimiz var aslında? 20-x'in tamamını yani 20'ye oranı. Yazdım şimdi 20-x bölü 20. Peki k'ler sadeleşiyor değil mi? Sol tarafta k'leri sadeleştirdim. Hatta bak 5'in 2 katı nedir? Pardon 5'in 4 katı nedir? 20. O zaman 2'nin 4 katı ne olacak? 8 olacak. O zaman 20 x elemanını ben 8'e eşitlersem 20'den ne çıkartırsam 8 gelir? Tabii ki 12 çıkartırsam 8 olur. Veya sen içler dışlar yaparak da bunu hızlı bir şekilde bulabilirsin. Cevap güzel geldi. Hocam. 12 geldi hocam. Harika. Geldim 3. soruma o zaman. Bak bu sefer ne var? 2 tane üçgenim var iç içe gelmişler. Bakalım nasıl çözeceğiz bunu. Yapıştıra yapıştıra gidiyoruz hocam. Parça Aa, parça aynen. Yapıştıra, yapıştıra yapıştıra gidiyoruz. Yapıştıra adım 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 yukarı taşıyoruz soruları. A, B, C var. C, B, D var. Tamam bunlar üçgen. Paralellikler verilmiş. Bu paralel niye veriyor soru bana. Diyor ki benzer. Bul diyor. Şimdi baktım KF var AC var. KF burası AC de burası KF ile AC birbirine paralel mi paralel? Baktım FE ile kim paralel BD birbirine paralel. O zaman sen daha bu soruya bakarken bir tane dik duran yani düz duran bir üçgen görüyorsun Bir de ters duran bir üçgen görüyorsun ve bu üçgende temel orantı teoremini uygulayabilirim diyorsun. Bir de uzunluklara bakalım. 6 var, 10 var, 4 var x istiyorsun. Ne yapacağız hocam? İlk baktığında, Şuradaki benzerliği yakalayabiliyor musun? CE'nin CD'ye oranı küçüğün büyüğe oranına nedir? Eşittir. E gel yazalım. CE'nin CD'ye oranı 6 bölü 10'a eşittir. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Bir dakika sadeleştir. Ne kaldı? 3'e 5 kaldı. Ne diyorduk? Herkes karşısındakinin k katına eşit olabilir diyorduk. C e ye ne yazacağım o zaman? Şurayı sildim. Şuraya 3k yazdım. Tamamına tekrar geldim. 5k yazdım. O zaman şu alttaki parçaya kalan kısım nedir? 2k'dir. Hatırlıyor musun? Biz bu tarz paralelliklerde hep neyi söyledik? Arkadaş burası 3k'ye 2k ye parçalandıysa karşı tarafta benzer oranda parçalanır. Kurtuluşu yok. Yani 3 M'ye aynen K'yi yazamazsın. K yazarsam kenar üçgen olacak. Nereden biliyorsun ikizkenar üçgen olduğunu biliyor musun? Bilmiyor. O zaman farklı harf kullanacaksın. 3M'yi yazdım. Hocam o zaman bunun karşı tarafına da 2M yazacağız? Aynen öyle. Ne yaptık? Oranı korumaya devam ettik. Şimdi sorudaki o ters üçgeni görmeni istiyorum. Onu hatta bu tarafa çizmeye çalışacağım. Dur bakalım bizim program yardım olursa çizeceğiz onu bitireceğiz inşallah. Hocam sen bir hikaye anlat bizim üçgeni Tabii, anca hocam çizeceğiz biz. Şimdi ABC, <laughs> ABC üçgenini çizmeye çalışıyor evet hocamız. Aynen öyle zaman geçti ama sonunda bitirdim galiba Hatta hocam. Hatta harfleri ben yazayım bak. Ha? A, C, harfler sende K var burada F var Aşağıda da B var. Süper çizgi. Süper. Peki 3 M ile de 2 M mi de buraya yerleştirdim. E artık sen paralelliği de bildiğine göre neyi kullanabilirsin? Temel orantı teoremini. Küçük üçgenin büyük üçgen oranı. 2 M'nin 3, 2 daha ne yaptı? 5 M yaptı. 5 M'ye oranı kaça kaç çıkacak? Küçük tabanın büyük tabanı oranı. 4 bölü X oranı. M'ler zaten yok bizim için. 2'ler sadeleşti burada. 2 kaldı. X eşittir. 2 kere 5'ten ne geldi? 10 santim geldi. Anlaştık mı bak? iki tane de üçgen iç içe de girse bu iş böyle çözülebiliyor. Mesela o zaman 4 oy. Hocam Aa, güzel abi, soru bu. İç içe bir sürü üçgen var evet. ama tabii ki önce soruyu okumamız lazım. Güzel bir soruyla karşı karşıyayım. Şimdi KP paralel BC demiş. Pardon, FC demiş. Önce şu paralelliği göstermek istiyorum bak. KP'miz nerede? KP'miz şurada bak. Şu paralellik PC paralellik tamam. Mor kenarlar birbirine paralel. Aslında bunları daha net dışarıda gösterelim değil mi? Bak gel şöyle bir üçgen çiziyorum. Bu üçgende de yine aynı az önce çizdiğimiz gibi bak içeride kenarlarımı da oluşturuyorum. K, F, C, P. Bunların paralel olduğunu biliyorum. Şurada da B kenarımız var. Değil mi? Peki or no no ke konuşamadım. <laughs> ben yardım kenar uzunluklarını. Yok. hocam. E, kenar uzunluklarını yazacağım. KP 10. KP'de 10 var. Uh -huh. CF de 15 var. CF 15. Bir dakika. Paralellikte 10 ve 15 yazdık değil mi? E bizim zaten burada 10 bölü 15 temel orantı teorimiz var değil mi? Peki ben 10 bölü 15'i yazsam sadeleştirsem 5'e böldüm 2 5'e böldüm 3. Yani Nerenin bu oranı bunlar? 2 bölü 3. Hemen yazıyorum hocam. Şurada 2A, 2M 2 yazsam tamam. tamamı da ne olacak? 3M olacak ama şuraya ha. ne yazmam lazım? M yazmam lazım. Buraya yazdığım şeyin aynısını şekle götürüyorum hocam. Gel buraya 2M. Burada da Ha, bu ne emdik hocam? Hayırdır? Pardon. 2M, M şeklinde tamam. <laughs> <yazdık, değil gülüyor> Şimdi 2M ve M'yi yazdıktan sonra aslında biz az önce ne demiştik? Karşısındaki kenarlar da aynı oranda yazılacaktı değil mi? Hı -hı. Ben o zaman 2M'nin karşısında 2N yazıyorum. M'nin karşısına da N yazabilirim. Sonuçta aynı mantıkla. Bak şurada 2N'nin 3N'ye oranı şeklinde yazabiliyorum. Süper. Ve bunu da yine aynı mantıkla ne yapabilirim? Sol tarafa götürebilirim ama yalnız 18'i nerede vermiş? Bak BE 18'i şu içeride vermiş. O zaman onu yukarıda yazmayalım hocam. Gerçi yazmayalım. Şimdi, nerede yazalım hocam? N'leri biz siler miyiz hocam şurada? Hangi? N'leri mi? Evet. Şeklin sağ ikinci şekilde ikiyen e, N var ya. N'leri <laughs> sildim hocam. Tamamdır. <laughs> Silelim. Şimdi ben bunu sağ tarafa yazacağım. Yani ne demek bu? Şurada M yazmıştık ya M'nin karşısında N yazıyorum. 2M'nin karşısında da 2N yazıyorum. Bunu niye yazdın hocam dersen de PD paralel BE'den dolayı. Geldim bak şurada kahverengiyle çizdiğim kenarlara dikkat et. Çok Buradaki güzel. paralelliğe göre aslında karşılıklı kenarların da oranlı olduğunu göstermiş oldum. Şimdi bunu da dışarı çıkartalım. Daha net görmek için. Bak şöyle çizdim. Şurada neyimiz var? M var. 2M var. N var. 2N var. Bunların da paralel olduğunu biliyoruz. Peki D'yi bizden istemiş değil mi? Bak P burada, D burada, E burada, B burada. Peki son olarak da şurada C yazarsam PD'ye de X diyelim ama BE'nin uzunluğu nedir? 18. 18'dir. Şimdi geldim şuraya 18'imi yazdım. Burada ise temel benzerlik teoremi yapacağım. Yapalım. Bak 1'in 3'e oranı. Yani N bölü 3 N. N bölü 3 N eşittir. X bölü 18. X bölü 18. Peki N'ler sadeleşirse 3x eşittir 18'dir içler dışarından değil mi? O zaman x nedir? Buradan 6'dır of. diyorum. Zaten burada hocam şöyle bir şey de söyleyebilirim. N ve 2 ye, n ye yazdım ya. Evet. Ben burada sadece m ve 2m'den de soruyu çözebilirdim. Fakat şekilleri dışarı çıkarttığım için karşısındaki kenarların da aynı oranlı olduğunu göstermek istiyorum ki diğer sorularda da zaman kazanalım. Değil Anladım ben? hocam. Yalnız var ya tam bir ÖSM tadında soruymuş bu ya. Yani zor bir soru kolay bir soru değil hocam. Bu arkadaşlar evet. zorlandıysa normal yani bunda. Kesinlikle ortak kenarları kullandığımız için aslında iç içe üçgenler ortaya çıkmış Zor, oldu. Zorladı. Aynen öyle. Aha ÖSM sorar geldi. Alayım bakayım ben buna nasıl Oo. bir soruymuş. Şöyle Başla baktık sorumuza. Hocam. Başlayalım. Ön yüzü turuncu, arka yüzü mavi renkli kağıt. BC'ye paralel, ED üzerinde katlandığında A noktası, A üssü noktasına gelmektedir. Hocam senden ricam. Biz bunu katlamasaydık ikinci şekli nasıl çizerdik? Bize katlanmamış halini bir düzeltip çizebilir hemen, misin? Hemen hocam hemen katlanmamış halini ben şöyle doğrusal bir şekilde E'den uzatıyorum. D'den de uzatıyorum. Yani şekil eski haline geldiğinde bu şekilde olur. Süper. Hatta şurası da galiba A noktasının kendisi orası olacaktı. Evet. Peki soru bize şunu vermiş sonrasında. Bir oran vermiş. Demiş ki A, E eşittir 3B. Hemen giderim bu oranları yazmaya çalışırım. A, E'ye eğer 3K yazarsam AB'ye e, herkes karşısındakinin katına eşittir dediğim için bu tarafa ne yazarım? K yazarım. Hatta hatta biz ne dedik her seferinde paralellik varsa bir benzerlikten ötürü karşı tarafa da ne yazabiliriz? Bunların oranlarını yerleştirebiliriz. 3m'ye bir tane m şeklinde yazabilirim. Hatta onu buraya getiririm. 3m'ye m şeklinde de bu tarafta da yazar mıyım? Çok rahat yazarım. Başka ne verdin hocam sen bana? Diyorsun ki hocam A üstü P arası 12 birim. Tamam buna göre DC kaç santimdir? Gittim de neyi yapıştırdım? Ha zaten M yazmışım oraya. Biz M'yi bulduk mu sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Peki şekli ne ne Şekli eski haline çevirmiştik ya hocam. Şunu da söyleyebiliriz öyle. aslında bak. Şekli eski haline çevirdiğim için üst üste gelen eee, açılarımız şu an bir Zaten katlama varsa ne vardı hocam? Açı ortay vardı. Açı ortay, açı ortay, açı ortay. Hatta bu soruda hem katlamadan gelen bir açı ortay var. Hem de bak ED'nin kime paralel olduğunu biliyorum. BC'ye paralel olduğunu biliyorum. Orada yazıyor çünkü. Peki bu paralellikten sen Z kuralını biliyorsun. Şurada Z yaptığımızı düşünsene bak. Tuttum bunu böyle. Z'ye çevirdim. O nokta Hocam sen yine yeşille yap da ben farklı bir renkle yapınca Tabii ki karışmasın. Hocam. Şöyle bak Z'yi ortaya çıkarttım. İç ters açılar birbirine eşittir diye oraya da nokta koydum. Hala bitmedi. Hala bitmedi hocam. Şimdi bu tarafta birinci şekle döndüm. Burası nokta açısıyken şuradaki C açısı da nokta oluyor muydu? Oluyordu. İkinci şekle geldiğimde yine yeşille gösterme amacı ile hocam. Tabii D açısı nokta açısıyken C açısı da söz gücü. Yö <laughs> yöndeş, <laughs> yöndeş açıdan ne yaptık? C açısından e, nokta olarak sağlamış olduk paralelliği kullanarak. Ne ortaya çıktı? İkiz kenar, i̇kiz kenar çıktı. Sen kenar. Sen biraz suyu iç o ben devam aynen, edeyim. Aynen aynen. <laughs> bir, bir yudum kahvemden alayım mı Bak burada ikiz kenarı bulduk ya. <laughs> M yazıyor. M yazıyor. İkiz kenarı ortaya çıkarttım. Yalnız az önce Mehmet hocam demişti ki AD uzunluğu D, DA üstü uzunluğuna eşit olacaktı. Peki burada M var, 12 var. E Burada da 3M var. Demek ki bunlar birbirine ne olacak? Eşit olacak. Oh, o zaman en zor en... kısmı geldi sorunun. Orayı da ben çözeyim. <laughs> Hadi yaz bakalım. <laughs> 3M'nin neye eşit olmasını istiyorum? M artı 12'ye eşit olmasını istiyorum. Niye? Zaten biz bu kenarı bu tarafa katlamıştık hocamın da dediği gibi. E, M'yi bulup soruyu bitireceğim. Bunu karşıya attım. 2 tane M eğer 12 ise M eşittir 6'dır dedim. Katlama var, aç ortay var, alayı var. Doğru cevap T seçeneğidir. Cevabımı vurdum. Geçtik. Evet hocam temel orantı teoremi uygulama. Ben anlatmak isterdim ama benim sesim yok. Ben, yoksa dersin sonu devralım. gelmeyecek hocam. Beni değiştirin yapacağım ben burada. <laughs> <laughs> Buyurun Oycu hocam. hakkı değişikliği doldu hocam. <laughs> doldu değil mi? <laughs> Şimdi temel orantı teoreminde uygulamalara geçiyoruz. Yani az önce biz tek bir tane temel orantı göstermiştik. Şimdi ise iç içe iki tane paralellik verilirse bu orantıyı nasıl yapacağız? Onu göreceğiz. ABC bir üçgen. iki tane paralelliğimiz var. Kırmızı kenarın bak. Kırmızı kenarın kırmızı kenara paralelliği ve mavi kenarın mavi kenara paralelliğini konuşacağız. Peki şöyle bir şey biliyoruz değil mi biz? AD bölü AC'nin temel orantı teoremini başlattığını biliyoruz. Yani sağ tarafta başlattığını. O zaman şöyle yazmak istiyorum bak. Ben AD'nin AC'ye oranı hatta şöyle yazayım bak. AD'nin AC'ye oranı şeklinde bunu karşıda örnek veriyorum. Mesela maviyi kullanalım. Maviyi kullanırken de hangi paralelliğe göre gidiyorum? Bak üzerini çizdim. BC ve ED paralelliğine göre. E, bunun karşısında AE'nin tamamına yani AB'ye oranını yazacağım. Eşittir diyorum. AE'nin tamamına AB'ye oranı. Peki bu sağladı. Peki bunun aynısını şöyle düşünürsen kırmızıları düşünmek bu sefer kırmızı paralelliğe gidiyorum. Kırmızı paralellikte de bizim için AD bölü AC yok mu? He, demek ki ortak bir kenarmış bu. O zaman kırmızı paralelliğin diğer kenarına gittiğimde AF'nin AE oranı. O zaman onu da gösterelim hemen. Bak AF'nin AE oranı şeklinde AF bölü AE şeklinde yazdım. Ama bak bu oranı yazdıktan sonra biz bunların bir benzerlik sabitine eşit olduğunu yani K'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani burada ne ortaya çıkarttık biliyor musun? Önce mavi paralellikten bir oran bulduk. Ama ortak kenarı olan AD bölü AC sayesinde diğer kenarı da bulmuş olduk. Ve diğer kenarımızda da AF bölü AE olduğu için bir soru içerisinde aslında iki tane benzerlik oranı ortaya çıkarmış olduk. Süper. Değil mi hocam? Aynen öyle. Peki bunu soruda nasıl görüyoruz dersen gel o zaman beşinci soruyu da ben çözeyim mi? Başlayın bakın hocam. Başlayın bakın bitirebilecek miyim? ABC <laughs> üçgen. EF paraleldir BD. Hemen baktım. EF burası BD burası. Sonrasında bir daha paralellik vermiş. ED paraleldir BC'ye. Bütün paralellikleri farklı renklerle göstermeye çalıştım. Şimdi bana da ne veriyor burada? tane tane AE eşittir 3 tane EB. Ne yaptım? Herkesi karşısına gönderdim. AE'ye hocam 3 tane K yazarım. EB'ye hocam 4 tane K mi de yazar mıyım? Yazarım. Çok da güzel oldu. AF eşittir 6. Şurada bir tane de X var. Benden X istiyor. Arkadaş o X'e ulaşacağız da nasıl ulaşacağız? Şöyle bir baktım ne yapabilirim diye düşündüm. Ya hocam şu üçgeni görüyor musun diyeceksin değil mi bana? Bak A, B, D üçgeni. Gördük. Peki bu üçgende temel benzerlik teoremi yok mu? Var. 3K'nin Toplamda 7k'ye oranı 6'nın neye oranı olsun? Bak buna da y diyelim istersen. Y artı 6'ya oranı olsun. Önce oradan y'yi bulmam lazım benim. Hemen yazdım. 3k'nin 7k'ye oranı eşittir 6 bölü y artı 6'ya oranı. Şeyler birbirini götürdü. Sadeleştirmeleri yaptım. İçler dışları bastım. Y artı 6 eşittir 14 ise Y'nin cevabı buradan ne gelir? 8. 8. Geldim. 8'i buraya yazdım. Şimdi tekrar bakıyoruz. Ama bu sefer büyük düşünüyoruz arkadaş. Neden? Artık x'e odaklandım. Burada etrafını siyahla çizdiğim üçgenleri görüyor musun? Görüyorsun. Paralellikler var mı? Var. O zaman ne dersin? Hocam benzerlik var burada. Bak, buranın AD'nin ki artık biz Y'yi bildiğimiz için oraya gidelim direkt Y'nin Toplanmış halini yazalım. 6-8'de ne yaptı? 14 de oranıyla bunun x artı 14 uzunluğundadır ac birimi. O zaman yazalım. x'in x artı 14'ü oranı tabanlar oranı. 14'ün 14'ü. Yanlış zor. yazdım. Teşekkür ettim Ters hocam. Ters hocam. Ters yazdım. Doğru. 14'ün x artı 14'e oranı tabanlar oranına ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Tabanlar oranı kaç hocam? Nereden bulacağız? E yazıyor aslında. Bak sen buraya 3k yazdın ya. O zaman buranın tabanı ne olur? 3M diyebilirsin. Tamamına 7K dedin ya. O zaman sen buraya ne yazabilirsin? 3, e, özür dilerim 7M de. yazabilirsin. Geldim buraya 7M'yi de yazdım. Gittim o oranları bu tarafa yapıştırdım. 3M'nin 7M'ye oranı burada da geçerlidir dedim. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Sadeleştirme arıyor gözlerim göremedi. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey yapacağım bak. 3X artı 3 çarpı 14 eşittir 7 çarpı 14 çarpmayacağım. Şunu karşıya atacağım. Arkadaş 14 ortak mıdır? 14 parantezini aldığımda 7 eksi 3 gelir mi? Gelir. Karşı tarafta da 3x var hala. 3x'imi yazdım. 14'ümü yazdım. Bu tarafta 4 kaldı. Çarptım. 56. 3'e böldüm. 56 bölü 3 eşittir. X geldi. Evet belki rasyonel geldi. Ama gerçekten az önce hocamın anlattığı mevzuyu ispat yapar gibi çözdük. Uzun uzun çözdük ama sorularda farklı tipteki sorularda zaten bunu yapmak zorunda kalacaksın. Mesela gelecek altıncı soru. Diyecek ki İlhan hocam nasıl çözeceğiz hocam? Hemen hemen hocam paralelliği arıyor gözlerim. Bak altıncı soruya baktığımda FE'nin DC'ye paralelliğini gördüm. Bir de DE'nin AC'ye paralelliğini. Önce FE ve DC'den konuşmak istiyorum. Çünkü bu uzunluklar verilmiş değil mi? 8 bölü 12. Peki bu paralelliğe göre 8 bölü 12'yi sağ tarafa şöyle yazsam. Oranla da, oranımızı sabi, sol tarafa mı yazayım? Yaptın ya. hocam hemen yakaladım. Dörde böldüm 2, dörde böldüm 3. Yani sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 benzerlik oranımız olacak. Peki bu benzerlik oranını şöyle yazsak. BE'ye gelsem 2K yazsam şöyle yapıyorduk ya bak. BE'nin tamamını oranı. Yani bu da 3K olacak. O zaman EC'ye de ne yazarım? K yazarım. Peki bunu oluşturduk. Çok güzel. Diğer paralelliğe geçiş yapmak istesem bak. DE'nin AC'ye paralelliğini biliyorum. Peki bu paralelliğe göre de ne yapmamız lazım? Alt tarafta bak 2k k. Gel bunların aynısını karşıya oranlayalım daha rahat görmek için. 2k'nin karşısındaki şu kenara ne yazarım? 2m yazarım. k'nin karşısındaki şu kenara da ne yazarım? m yazarım. Tamam. Peki burada da temel benzerlik teoremini yazabilir miyiz? Bak geliyorum bak burada 2m'nin tamamının oranı yani 3m'ye oranı ne ortaya çıkarttık? Onun X oranı. Tabii aşağıdan da yazabilirdik ama ben oradan göstermek için yukarıya yazmış oldum. 2m'nin, bak, 2m bölü 3m eşittir. Onun x oranı. 10 bölü x. Aslında sadece kahverengi paralelliklere göre gidiyorum. Hatta onu ben en güzelinden şöyle yeşille göstereyim bak. Tamam. Böyle güzel. Yeşille olmuş. gösterdim. Sadece yeşil üçgenlere bak. Gördün mü? Sadece yeşile göre hareket ediyorum. Peki bu oranı çözemez miyiz? Tabii ki çözeriz. M'ler sadeleşti. Işte. Peki içlerde soru yaparsam 2x eşittir 30sa x buradan ne gelir? 15 santim gelir. Zaten bize de bu sorulmuştu. 6 soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Süper oldum. hocam. Geldik 7 soruya. Yediyi ben mi çözeyim? 7'yi ben yapayım. 8'i sen Sekizi ben yapayım. Sen yapayım. Sana ÖSYM sorar kalsın Aynen. hocam. Çünkü o ÖSM <laughs> yalnız var ya arkadaş. Bunu çözen astronottur ya. Bence bu ÖSM soruyu <laughs> çözen astronottur <laughs> arkadaş. O zaman çözelim o zaman hocam. Onu Değil çözelim. Mi? Ama önce 7'yi sen bir hallet Tabii. hocam bize de. halledelim. Şimdi 7'ye baktığımda Bak 7. soru hiçbir şey vermemiş değil mi? Sadece oran var ve başka hiçbir şey yok. Ama bir dik üçgen önce, var oralarda geziyor kendi kendine. Dik üçgen var. Az önce biz paralellik yardımıyla gidiyorduk değil mi? İşte burada farklı bir şey yapacağız. Önce oranları bir yazalım. 5AD 3DC yazıyor. Ha demek ki çaprazdan ben AD'ye 3K, DC'ye de 5K yazabilirim. Geldim bak buraya 3K yazdım. Buraya da 5K yazdım. Şimdi sadece şöyle geri çekiliyorum bak. 3K ile 5K'yi toplasam 8K değil mi? Evet. Karşıya bakıyorum 12 ile 4 vermiş. Peki 12 ile 4'ü toplasam. Burada 16 var. Burada 8K var. Şöyle düşünüyorum. Şimdi 3K ve 5K şeklinde karşıyı hani paralel çizip oranlıyorduk ya. E toplam zaten 16 verilmiş. E benim de zaten toplamda 8'in katı olan bir değerim var. Ha, demek ki o oranı karşıya taşıyacağım. Tabi o oranı karşıya taşırken ek çizime ihtiyacım var. Nedir o? Buradaki AB kenarına paralel bir D noktasından paralel doğru çeksem. Hmm. Bak ne ortaya çıkarttım? Kendi paralelliğimi kendim ortaya çıkarttım. Yani kimseye ihtiyacım olmadı. Zaten ek çizimlerde sistem nedir biliyor musun? Eğer bir oran yakaladıysan o oranı karşıya taşıyabilirsin. Çünkü sen soruya herhangi bir müdahale yapmıyorsun. Diyorsun ki ben oradaki 3K bak 3K ve 5K'yi karşıya taşıyorum. Çünkü benim için burada 5K'nin 8K olduğu oran var ya. E burada da aynı şekilde 5M'nin 5M'nin 8M'ye oranı diyeceğim. O zaman yazalım bak şuraya. Yaz hocam. Ben geldim. Şuraya 5M yazıyorum. Şuraya Çıkmış. da 3M yazıyorum. Toplam 8M nedir? 16'dır değil mi? 12 ile 6'yı topla, topladım. 4'ü e topladım. Burada 8M 16 ise M ne geldi? 2, 2 geldi. Şimdi dikkat. M2 ise 3 çarpı 2'den. Burada 6 var. Değil mi? Peki 5 çarpı 2'den 10 var burada. E 4'ü sağ taraftaysa sol tarafa da yine 6 yazarım. Bir dakika. 90 dereceden ne ortaya çıktı hocam? Küpe küpe kenar ortaya ortaya çıktı. Aynen öyle. İndim dikten. Denden denden ortadaki evet. benden diyerek Süper. muhteşem üçlüyü ortaya çıkarttım. Peki soru bitti mi? Tabii ki hayır. 6'yı yazdıktan sonra en başta öğrendiğimiz temel benzerlik törmünde olayımız neydi? 5k'nin 8 k oranı 6'nın x oranı. Ha, demek ki o zaman 5k bölü 8k eşittir. 6 bölü x diyerek k'leri sadeleştirdim. Ve içler dışarı yaparsam 5x eşittir 48. Peki burada ne yapacağız? Rasyonel geliyor değil mi hocam? Ama ben şöyle her iki tarafı 2 ile genişletiyorum. Amacım burada ondalıklı yakalamak. 5 çarpı 2 10. 10 x eşittir 96 mıdır? Evet. Her iki tarafı da 10'a böldüğümde bir tane sıfır kaydırmayacak mıyım? Kaydıracağım. O zaman x eşittir ne olacak? 96 bölü 10. Yani 9,6. Tabii ki şıklarda 96 hmm. bölü 10 da olabilir. 9,6 da olabilir ama 48 bölü 5 göstermek. de olabilir. <laughs> 48 bölü 5 de olabilir. en sade dediği için her zaman 48 bölü 5 olur ama genelde hocam sorularda sen de görmüşsündür. Hep ondalıklı yazarlar. Ondalıklı yazarlık. bırakırlar. Aynen öyle. Ondalıklı Yalnız olacak. hocam var ya bu soruda sen sırayla bir ek çizim yaptın tabana paralel çizdin. İki dik üçgen var dedin orada dedim ben yakalayacağım dedin. 3. Üç, muhteşem üçlüyü yakaladın. Yetmedi. Üçüncü kazanım olarak da temel orantı teoremini kullandın. Tam tamına 3 kazanımlı bir soruydu ya. Gerçekten çok güzeldi. Zaten Çözümler deneme, ait. deneme sorularında ben ...bence en az 2-3 kazanım olmak zorunda. Çünkü karşımıza çıkan konu... ...işte denemenin üstünde şey yazmıyor ki... ...üçgende açı veya benzerlikleri Aynen yazmıyor. Öyle. Yani bir arada olan konuları barındırdığı için bu şekilde karşımıza soru gelebilir. Aynen deneme demişken bu arada 19. gün denemesi var arkadaşlar. Videonun açıklamasında da var. Gerçi onunla ilgili ayrı da video gelecek. Sen onu da izleyeceksin ama şimdiden burada gelmişken yeri hatırlatalım. O denemeleri de muhakkak çözüyorsunuz. Bu ana kadar bugüne kadar geldiğimiz bütün konuların bir nevi tekrar niteliğinde. Şimdi hazır ondan bahsettim. Bayağı soğudum hocam ben kenarda. Hemen bir ısınayım bir soru çözeyim bir kendime geleyim dedim. Bayağı da sesini duymuyoruz hocam. Sen. <laughs> Sesim çıkmadın. <laughs> Öldürme beni ya, öldürme bak, değil bak. <laughs> ses komple gitti hocam. hocam. Helal. Helal Abi. Şimdi Mehmet hocam sen 8. soruyu öyle bir güzel çöz ki o sesi bize hatırlatır. Sesim yerine gelsin tamam. <laughs> AF eşittir 2 tane FE diyor. Hemen ne dedin? Herkes karşısındakine gitti arkadaş dedi. AF yerine ben 2 tane K yazarsam FE'ye de ne yazacağım? 1 tane K yazacağım bıraktım. Sonra başka bir şey daha vermiş bana. EC eşittir 3 tane M olsun demiş. Onu da yazdım. B, bir tane M olsun demiş. Çaprazlama böyle kesmiş meşmiş. Oranlar verilmiş. Ne bir paralellik var ne bir şey var. Paralellik yok. Ama oran varsa hocamın da dediği gibi ne çıkmak gerekebilir? Paralel çekmek gerekir. Ama nereden? Dur bakalım henüz onu bilmiyoruz. Çekeceğiz bir yerlerden. Buna göre DC kaçtır? Kaç birimdir? Benden bu isteniyor. Ne yapalım arkadaş biliyor musun? Nereden paralel çekeceğimizi biraz düşünelim. Şimdi şurada bir oran var mı? Var hocam. Burada bir oran var mı? Var. İkisinin kesiştiği nokta neresi? E noktası. Belli ki E noktasından bir yerlere paralel göndereceğim ben. Nereye göndereceğim biliyor musun? Tam da şu tarafa doğru BD'ye paralel olacak şekilde dümdüz doğru mu çektim? Hocam niye buradan çektik? Çünkü senin şu oranı yakalamanı istiyorum. Bak 2K'ye kaç oran var burada? 3K. Ya da diğer adıyla şöyle yazalım. 2K bölü 3K oranı eşit olmalıdır ben yine bu tarafa bu sefer x demeyelim gerek var mı ya da y diyeyim ben yine oraya o y'ye göre oranlayacağım 8 bölü hangi orana 8 artı y oranı geldim onu bu tarafa yazdım 8 bölü 8 artı y oranı Var mı sadeleştirme? K'ler gider. Başka bir şey var mı? Şunlar gitti. 4 kaldı. İçler dışlar yaptım. 12 eşittir. Y artı 8 ise Y'nin cevabı buradan ne gelir? 4. Gittim Y'yi gördüğüm yere artık kaç yazıyorum? 4 yazıyorum. Hocam bir oran daha var. Yakaladık. Nerede yakaladın? Ters duran neye bakıyorsun artık? Üçgene bakıyorsun. Bak onun etrafından da siyahlarla geçiyorum güzelce. Diyorsun ki hocam burada bir, bir benzerlik daha var. Kaça kaç oran var? 3M'nin tamamını oranı kaçtır? 4 m oranı. Yazıyorum 3 m'nin 4 m oranı. Kısanın uzun oranı. Kısa belli mi? Yo, burası x hocam. Bur pardon, burası 4 hocam. O zaman buraya ne kalır? Tamamı x'ti. x eksi 4 kalır. Tamamına da x demiştik. Kısanın uzun oranı. Yani x eksi 4'ün x'e oranı olacak. İki tane yine ne yaptım? Temel orantı teorini kullandım. İçler dışlar bastım. 4x eksi 16 eşitse eğer 3x'e x eşittir buradan tas tamam 16 gelir. Güzel bir soruydu ama daha güzeli var. Nerede biliyor musun? Bir altında ÖSYM sorar ya. Ha, buyur hocam. Bir şey ekleyeyim hocam. Ekle ee, hocam şu buyur. Şekli bir temizleyebilir miyiz? Ben de diğer paralelliği çekeyim. Süper her şeyi siliyorum o zaman hocam. Her şey her şeyi silelim Her hocam. şeyi sildim efendim. Her temiz karşıma çıksın. Ha Şimdi E noktasından sen dedin ki sağ tarafa paralel çektin. Eğer ben E noktasından sol tarafa yani AD'ye paralel çekersen Aha. yani AC'ye paralel çekersen şurada biz ne yakaladık hocam bak hatta senin için şöyle göstereyim şurada bizim bir kelebeğimiz var. Bak o kelebek neydi? Az önce Mehmet hocam K'ye 2K yazmıştı değil mi? Bak oranımız neydi? K'ye 2K. Demek ki 1'e 2 oran varsa alt tarafta 8 varsa üst tarafa ne yazacağım? 4 yazacağım. Ama bir dakika. Biz bu alt tarafta BE'ye ne yazmıştık? 2M M yazmıştık hocam. Bir kontrol edeyim bir dakika. BE'ye M ye yazmıştın. 3M tamamı olması için 2M yazmıştın değil mi? 2M. Tamam. Herhalde öyle Doğru yazdım. Ben şunu hatırlayamadım. Kontrol edeyim. E -C -U -3, 3 hocam. Direkt 3M yazabilirsin. Siliponu da 3M yapabilirsin. Tamam. Ece'ye direkt 3M'ye eşit çünkü. Hemen geldim. 3M yazdım. Şimdi burada ise paralelliği tekrar kullanacağım ama şurada ekstradan çizdiğim kenarla tamamını kullanacağım. Ama hangi üçgen içerisinde kullanacağım? Bak kenarları biraz daha kahverengiyle çizdim. Bu üçgen içerisinde Süper. kullanacağım. Peki M'nin 4M'ye oranı 4'ün x oranı. Bak m'nin 4m oranı 4'ün x oranı. M'ler gittiği için içler dışarıdan x direkt ne gelir? 16, 16. Harika bir çözüm oldu hocam ya. Vallahi Burada da kelebeğe selam vermiş olalım. <laughs> Ona bazı yerlerde papyon da diyorlar galiba değil mi hocam? Papyon, papyon üçgen. Papyon, kelebek, kum saati. Artık Aa kum saati de güzel ama en güzeli kelebek ya ben kelebek diyeceğim ona. Gel ÖSYM soruları çöz hocam bizi Aa, artık bak, şu meraktan ya. kurtar ya. Bunu çözen astronottur dedik bunu çözen bordo berelidir dedik bunu çöz de bir bordo bereli ol hocam hadi. Tabii ki hocam şimdi birim kareler verilmiş mi verilmiş yani artık harf marf yazmayacağız hocam. Tabii ki en başta harf yazmayacağız <laughs> çünkü niye sadece kenarları sayılarına bakarak karşısındaki kenarları oranlayacağız. Okuyalım önce. Şimdi birim kare üzerinde ABCD noktaları aynı doğru parçası üzerindedir. Yalnız dikkat et bak. Bazılarına dikkat et bak. B'ye dikkat et. B'de tam köşede vermemiş. E, C'de de köşede vermemiş ama A ile D'yi köşede vermiş. O zaman ne yapacağız? O verilen kenarlara göre hareket edeceğiz. Mesela bak ben şöyle bir şey yapabilirim bak. Mesela diyelim ki B noktasından bak B noktasından karşıya şöyle bir dik atsam. Yani aşağıya doğru dik attım. Tamam. A noktasından da dik attım. Amacım ne bu paralelliği kullanmak değil mi? E o zaman şunu düşünebilirim. E, ben alt tarafta birim olarak şurada 2'nin olduğunu görüyorum. Ha tam sol sayı elde da... ettin yani Heh. orada değil mi hocam? Evet tam sayıları yakalamış oldum bak 2'ye 3. Topladığımda bak sağ tarafta 2 kare var 2, sol tarafta 3 kare var 3. Peki bu paralellik yardımıyla biz zaten burada şunu biliyoruz değil mi bak 3'ün 5'e oranı yani kısanın uzunu oranı. Peki bunun aynısını yukarıya doğru DC DB'nin Tamamını oranı şeklinde yazabiliriz değil mi? Hatta onunla bir harflendirelim bak hocam. DB'ye ben 3x diyorum. Tamam. BA ne olacak? 2x olacak değil Harika. mi? Tamamen karşıdaki oranı getirdim. Peki bunu yaptık ama C orada garibim yalnız kaldı değil mi? C'yi de oranlamamız gerekiyor. Ama C'yi oranlarken de şu sağ tarafı silebilir miyiz hocam paralellikleri? Mavileri mi hocam? Evet, mor, mor mavi. Aa mor mavi sildim onları hocam. Ha, onları sildim. Peki şimdi Aynı mantıkla bu sefer C'yi düşünerek hareket etmek istiyorum. Fakat burada ise bu sefer yatayda dik atacağım. Yani şurada 90 attım. Burada 90 attım. Buradaki amacım ise bu paralellikleri yakalamak. Peki bu paralelliklere göre iyi dikkat et. Burada da 2 var. Fakat yukarıda 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. He, bak 2'ye 6. Bu sefer karşıya bu sefer 2'nin katı 6'nın katı şeklinde yazabiliriz değil mi? Peki o zaman şöyle yapalım. Bunu da yazmak istiyorum. A'dan C'ye kadar bak. A'dan C'ye kadar. Ne yazalım? 6Y yazalım. Süper. Alt tarafta ne olacak? 2. 2Y olacak. Fakat AD arası eşit değil mi? Yani eşit. topladığımda bak 2Y ile 6 y topladım. 8Y eşittir dedim. 2X ile 3X toplarsam 5X midir? Evet. Yani 8Y eşittir 5X niye yaptım biliyor musun? Artık Y ve X arasında sabit bir kat sayı bulalım. Hatta ona ne yazalım? Y'ye ben 5A diyorum. X'e de ne yazıyorum? 8A yazıyorum. Şimdi ne istiyorsa benden artık oranı yazabiliriz. Aşağıya doğru indim. AC bölü DB istenmiş. E AC'de bizim 6Y'miz var değil mi? Bak 6 çarpı e, Y. Y'ye ne demiştik? 5A demiştik. 5A'yı yazdım. Bölü DB'de neyimiz var? Bak DB'ye gidiyorum. DB'de de 3X'imiz var. 3 3x, çarpı X'de ne yazmıştık? 8A yazmıştık. He zaten hocam onu da şöyle gösterelim. Bak DB şurası. DB. AC'de 6 y yazmıştık. Peki şimdi sadeleştirme olayı geldi. A'lar sadeleşti. Peki 6 ile de 3'ü sadeleştirelim. Yukarıda 2 kaldı. Burada 1. 5 çarpı 2. 10. Alt tarafta da 8'imiz var. Yine sadeleşiyor değil mi? 2 ile de sadeleştirirsem 5 ve 4. Demek ki oranımız en sade neymiş? 5 bölü 4'müş. Çok Şıklara baktım da cevabında C seçeneğidir. Yani tek bir yoldan gitmedik aslında. Önce dikey paralellikleri çözdük. Sonra yatay paralellikleri çözdük. Sonra toplam uzunluğu birbirine eşitleyip bir oran... Oran gönderdik. orantı geldi ya bildiğin oran orantı problemine döndü sonrasında. Evet hocam bence çok güzel bir soruydu. ÖSYM sorar ve bu e, ÖSYM sorar sorularında boşuna biz astronottur demedik değil mi <laughs> Ay bak arkada uzay resminde verdim hocam. <laughs> o zaman hocam hep sen anlattın bugün. Artık sesim sanki biraz dinlendi gibi. Orta tabanı ben anlatayım ama zaten anlatıldı deyip geçiyorum ben burayı. Hatırlıyor <laughs> musunuz arkadaşlar biz burayı anlattık sana güzel arkadaşım. Orta taban dedik burası önemli dedik işimize çok lazım oluyor dedik. Geçen derslerde anlatmıştık ama tekrar hatırlatacağız çünkü temel benzerlik teoreminden elde ediliyor aslında buradaki oran. Hatta günü geldiğinde de söyleyeceğiz dedik nereden geldiğini. Bir üçgende iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban adı verilir dedik. Ne yaptık? Öncelikle AD DB uzunluğunun birbirine eşit. AE EC uzunluğunun birbirine eşit olduğunu gördün mü? Gördün. Biz demek ki D ile E'yi birleştirirsek karşılıklı iki kenarın orta noktalarını birleştirmiş oluruz. Hangi üçgende yaparsan yap. Biz orta noktaları birleştirdiğimiz anda üçgende tabana paralel olacak. Kurtuluş yok. Tabana paralellik varsa ne dersin? A paralellik gördüm hocam. Oran gördüm hocam benzerlik vardır diyeceksin. Ve biz bu benzerliği yazarken nasıl yazıyorduk hatırla. Diyelim ki burası M ise burası 2 M idi. Hocam burası K ise tamamı 2 K idi. Hatta hatta şu oranı da yazayım seninle birlikte. AD bölü. AB oranını yazacak olsan K bölü 2 K yazıyor muydun? Onun da cevabı 1'e 2 mi? Evet. Peki aynı AD, AB oranı küçük tabanın büyük tabana oranına da eşit olmak zorunda mıydı? Olmak zorundaydı. İşte 1'e 2 oran dediğimiz mevzu buradan geliyor. Eğer ben tabana x dersem alttaki büyük taban benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için 2x olmak zorunda. Ha gelelim bir de bizim bu şeyi doldurmaya çalışalım boşlukları. DE bizim için nedir? Orta tabandır. Burası tamam herhalde. Peki geldim. Ayrıca DE, BC'ye ne olmak zorundadır? paralel olmak zorundadır. Yetmez DE uzunluğu yani burası buradaki BC uzunluğunun ne kadarına eşittir? Yarısına. Bu sebepten zaten orta taban deniyor. Olay mevzu bu. Şimdi ben uzun... şunu ekleyeyim ha, buyur hocam. hocam Ekle. Ha soru nasıl tiplerini nasıl gelecek? anlat. Yani Çok orta iyi. taban söylüyoruz ama ne gelecek karşıma? Sana diyecek ki bir tane üçgen veriyorum. Nereye yazayım? Hocam şuraya zoom yapabilir miyiz? şurası Üçkeni çizdim. Üçgeni yani, çizdim üç, Üçgeni arıyorum heh, buldum ha buldum hocam. Üçgeni çizdim. Şimdi bir tane böyle bir üçgen verdi sana. Gel de dedi ki şu sol tarafında bir orta nokta var. Bu orta noktanın ek olarak bir de paralellik veriyorum dedi çekildi soru. Şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca orta noktayı yakaladın paralelliği yakaladın. Bu sayede sen gelip karşı tarafında orta nokta olduğunu söyleyebilirsin. Veya az önce de Mehmet hocamın dediği gibi sana der ki ben gelirim sol tarafta orta nokta sağ tarafta orta nokta veririm. Evet bu sefer sen ne eklersin? Paralelliği eklersin. Bir de son olarak son olarak geldim bak son üçgeni de çizdim. Dedim ki bu sefer sol tarafta orta nokta var ama paralelliği vermiyorum arkadaş dedi. Dedi ki ortaya 5 verdi aşağıya da 10 verdi. Sana zaten 1'e 2'yi yakalatmış ya burada. O orta nokta var. 1'e 2 yani 1/2 oranımız da var. E o zaman sen buna paraleldir diyerek sağ tarafında orta nokta olduğunu söyleyebilirsin. İşte bu üç şekilde karşımıza geldi. Bence gelmiş. yalnız bunu var ya, gençlik kesinlikle not al. Hocamın çok ince, çok güzel burada dokundurduğu noktalar var. Soru olarak gelecek diyor karşına direkt. Bunu kesinlikle ki alıyorlar ya. Bir de bu notları paylaşıyorlar ya helal olsun. Hani böyle sticker'lar yapıyorsunuz. Bak bunlar tam sticker'lık not. Artık buraya masarsın. şuraya masarsın. alnına. Bir yere as. Çünkü bu sticker notlar direkt soru olarak geliyor. Mesela gelsin 9 numara. Ben çözeyim istersen hocam bunu. Zor bu. çok Çöz bir hocam. zor bir soru. Böyle zor soruları Hadi ben bakayım. çözeyim. Şimdi baktım, ABC var, ED paralel, BC var. Neleri vermiş bana? ED uzunluğuna. ne demiş? X artı 3 demiş. BC ne demiş? 3x artı 1 demiş. Bak, hocamın aslında deminden beri anlatmaya çalıştığı mevzu. Paralellik var mı var? Bir tarafta orta taban, daha doğrusu tam orta nokta var mı var? O zaman karşı tarafta ne olacak? Orta nokta olacak. Kaça kaç oran var hocam? 1'e 2 oran var. O zaman diyorum ki, x artı 3'ün 2 katı kime eşit olmak zorunda? tabana büyük tabana yani 3x artı 1'e. 2x artı 6 eşitse eğer 3x artı 1'e x buradan kaç gelecektir? 5 santim gelecektir dedim 9 numarayı hızlıca geçtim. Hocam 10 numara sende. Hemen geldim hocam. Onun soruda orta nokta gözüme çarpıyor bak. D noktası orta nokta verilmiş. Yalnız bu bir dik üçgen. Peki AD ile DC'nin eşitliği ve 6 birim yazıyor değil mi? Her şey yazıyor. 45 derece de verilmiş. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Desem ki AB sonuçta sol tarafta 90 derece olarak verilmiş Biz o orta noktadan o kenara yani AB kenarına bir paralel çeksek Zaten paralel çeker çekmez dik indirdiğimi de görüyorsun Çünkü bu kenarlar birbirine paralel Peki bunu yakaladık çok güzel e, Üst tarafta nasıl orta noktaysa e, Alt tarafta da orta nokta olacak bunu biliyorum Zaten burada bir orta taban yakalamış olacağım e, Orta taban neydi? Bak şurada 6 var Demek ki D'den indirdiğim yükseklik de yarısıdır D6'nın yani 3'tür Orta taban 1'e 2'yi sağlamış oldum. Peki diki indirir indirmez ne ortaya çıktı? Görüyorsun değil mi? 90, 45, 45. Bunu hatırlıyorsun. İkiz kenar dik üçgen. 45, 45, 90 üçgeni. 3, 3, 3 kök 2. Yani Aa, A, bitti A, A, A kök 2 şeklinde yazıp cevabı bulmuş oluyoruz hocam. Eline değil sağlık mi? hocam. Bence çok güzel bir soru. Aynen öyle. Geldik. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. Senin. Biliyorsun ki hocam 11. sorular senin oluyordu. Buyur hocam. Şimdi 11. soruya geldim. Ama e, istersen bunu sen çöz. 12 ve ÖSYM'yi ben çözüp kapanış yapayım. Tamam yani 11'i diyorsun ben bana bırakıyorsun yani. Tamam öyle olsun. Hocam diyorum. sen yan yana iki kazık anlamaya çok yazık deyince akla sen geliyorsun. <laughs> tamam hadi öyle olsun. <laughs> ABC üçgeni var. EF paraleldir AB'ye baktım. EF paraleldir AB. Tamam paralelliği gördük. Hatta bu paralelliği sarıyla şöyle gösterdim. Başka paralelliğin verilmemiş. Eşitlikler verilmiş. Baktım eşitlik zaten şekil üstünde de var. Öbür taraftaki de var. 12 birim var. Bir de x'i vermiş. Ne geliyor aklına direkt? Arkadaş şuradaki tam orta noktayı gördün de mi? Aklına böyle bir paralel çekmek gelmiyor mu? Çünkü burada da bir orta nokta var ama bunları kullanamıyorsun şu an. Nasıl kullanırsın? Hocam dersin ki ben o sarı çizgilere paralel olacak şekilde bir tane de ben kendim buradan paralel çekeyim. Peki çektiğim bu paralele göre bu paralele göre. Önce küçük üçgenden başlayalım. Bak şuradaki üçgene bak. Gördün. Hatta şunun da paralellikten ötürü 1'e 2 oran olduğunu söyledin. E hocam burası da 1'e 2 orandı dedin. Eğer tabanım küçük tabanım x ise büyük tabanım ne çıkar? 2x çıkar. bittim bitmedi. Hocam şimdi bu sefer ABC üçgenine bakıyorum ki 1'e 2 oranım var mı? Var. O zaman karşı tarafta da paralellikten ötürü şu kenarların 1'e 2 oranı var mı var. O halde diyorum ki küçük taban büyük taban 1'e 2 orta tabandır. Yani 2x'i 2 ile çarparsan kimi elde edeceksin? Büyük tabanı elde edeceksin. Yine orta tabandan faydalandım. 2 ile 2 4 karşı tarafla sadeleştirdim. 3 kaldı. X eşittir dedim. 3 santimdir. 10 bin soruyu da bitirdim. 2 tane orta tabanı iç içe geçmiş sorusuydu. Yalnız bunu sadece orta tabanla sormuyorlar değil mi hocam? Tabii ki hocam ya karşımıza bak şimdi orta tabanı biz şu an çözdük ama biz neler işlemiştik hocam? İkiz kenar işledik, eşkenar üçgen işledik. Yani bu daha önce işlediğimiz öyle, özelliklerle bir arada orta tabanı çok çözeceğiz. Daha neler neler karşımıza çıkacak. Mesela bak 12. soru tam söyledim ne var karşımda? Tepede bir açı ortay var. Aşağıda bir 90 derece var. Aklına Sarı ne gelir insanın verirmiş. ya ne gelir? Bak açı ortay 90 derece. Baş harflerine dikkat et. Diklik açı ortay. D A. Ben ne demiştim hocam hatırlayın. Daki. Daki, Daki. Şöyle Büyükçe yazdım bak. Daki. Diklik açı ortay kenar ortay ikiz kenarlık. Peki ben şöyle bakıyorum soruya. 90 derece var. Açı ortay var ama A B diyorum üçgeni göremiyorum. Üçgen yani yok piyasada. Yarım vermiş ve üçgeni yarım verdiği için biz burada iki tane özellik varsa mesela bak diklik ve açı ortayı gördüğüm için kenar ortayı ve ikiz kenarı yapmam lazım. O zaman E'yi doğrusal devam ettirip bir üçgen yapalım şuradaki noktayla. He, bu sayede ben önce kenar ortayı sağladım. Sonra da ikiz kenar üçgeni sağladım bak bu şekilde. Ama 11 yazıyor bak sol tarafta. Sağ tarafa da 11 yazacağım. Tabi ikiz kenarı öyle boş bırakmam. İkiz kenarı şöyle gösteririm bak. Gördün mü ikiz kenar burada. Peki yeşiller birbirine eşit. 17'den 11 çıkarttım ve aşağıya da altımı yazmış olduğum. Peki şunu niye verdi sana? ED paralel AC bak ED paralel AC şu kırmızı şu kırmızıya paralel midir? Paraleldir. Peki orada ben sana az önce ne demiştim? Paralellik ve orta noktayı yakalamışsan burada sonuçta bak üst tarafta orta nokta var ve paralellik var. Bunun karşı kenarının da ne olduğunu söyleyebilirim? Orta nokta olduğunu söyleyebilirim. Ve burada bir orta taban vardır. Altının yarısı nedir direkt? 3'tür. Üç. E bizden de zaten Ede istenmişti. Cevabımız ne olur hocam? 3 oldu. Hemen gel hocam. İç iç iç. Hemen, ara verme. Günün son sorusu. ÖSYM sorar sorusu. ÖSYM sorar. Şimdi burada bir taht var. Hocam yakın zamanda bir taht revalli parka var. Kızımla mi? biniyorum hocam ben arada ama ben ağır basıyorum. Maalesef kız havada kalıyor hep. Benim taht <laughs> de aynı buradaki şekildeki gibi kalıyor sürekli. Bu tarafta ben oluyorum. Bu tarafta Asya kalıyor bizim. <laughs> Şimdi o zaman ben soruya bakıyorum. Şimdi taht revalli 51 muzunluğundaymış. İnsanın 20... ile ne problemi olur diyorsun. Ah sana problem işte. <laughs> Gündük hayatta nasıl karşımıza gelecek? İşte böyle gelecek. Bak. Aynen. 25-25 orta noktaya vermiş değil mi? Peki birinci şekilde ikinci şekil aynı olmalı değil mi? Taht Revali şekil 2'de ne yapmış? Sol tarafı yere değmiş. O zaman ben yine 25'imi ve 25'imi yazmaya devam ediyorum. Ve yine aynı noktadan yere olan uzaklık burada 7 ise diğer tarafta da 7 olacak. Tamam. Peki soruyu okumaya devam edelim. Taht sol ucu zemine değdiğinde sağ tarafın oluşturduğu bölgenin çevresi. Yani boyalı bölgenin çevresi olmuş. Peki burada bizim tanıdık bir dik üçgenimiz var bak. Ne var burada? 7 var. 25 var. 90'ın karşısı 25 olduğu için 7, 24, 25. 7, 24 açık üçgeniydi değil mi hocam? Aynen öyle. 7, 24 bak. tek açık üçgen odur. Şimdi 24'ü yazdık ama soru bitmedi. Çünkü bak şuralara dikkat et. 25, 25. Yani orta nokta ise ve paralellik varsa ben karşı tarafında eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani 24'e 24'leri yerleştirdim. Yalnız orta taban söylüyorum ama oranı yazmıyorum değil mi? Bak 7 var burada. Oran neydi? 2 katıydı. Nereden yapıyorduk? Bak 1'in 2'ye oranı şeyden de söyleyebilirsin. 25 bölü 50 ne yapar? 1 bölü 2 yapar. O zaman 7 bölü 14 yazmam gerekecek. E bütün kenarları bulmadık mı? Bulduk. Toplayalım. Ne var burada? Bak 24, 14, 25 ve 7. Yazıyorum bak 7, 14, 24, 25. Değil mi? Küçükten büyüğe doğru yazdım. Peki bak ne var burada? 24 ile 25 toplarsam 49, 49 günle TYT Matematik <laughs> ve tyt Geometri'ye hoş geldiniz efendim diyorum. Evet 19. günden herkese selam. Şimdi <laughs> 49 burada. 7 ile 14 topladım. Burada da 21'imiz var. 49 artı 21 ne yapar? 70 yapar değil mi? Tamam, Demek ki çevremiz 70. 70'miş. Şıklara baktım. Cevabı 10 dedim hocam. Son Eline koluna ne? sağlık evet. dedik hocam. Ama bitmez. Gün ne zaman biter? Gönder gelsin testlerini de çözünce biter. Merkezi TET Geometri kanalına gidiyorsun. Hemen önce sen çözüp ardından bu sorunun çözümlerine bakıyorsun. Bak biz bu soru üstüne seninle bir tartışmışız hatta hocam. Evet, bu evet. formülü verelim mi falan. Bunu sileyim hemen. Sen zaten onu ne yapacaksın çözümde. Orada yepyeni bir şeyler anlatıyorsundur arkadaşlara. Peki hocam gönder gelsin testlerde. Bu soruların hangisinde daha çok zorlanacak arkadaşlar? Altıncı soru e, iki tane benzerlik olduğu için ve ÖSYM tarzı bir soru olduğu için altıncı soru çok güzel bir soru diyebilirim hocam. Aynen öyle. O zaman altıncı soruya çok dikkat ediyorsun ama muhakkak İlhan Hocamı da Merkez Etiket kanalında dinliyorsun. Sonra diyorsun ki 19. gün bitti. Ama bitmeyen bir şey var 19. güne özel bir şey. 19. gün değerlendirme videosunda bu videodan hemen sonra izlemelisin. Ve bugün gelecek olan deneme sınavımız var arkadaşlar. O videonun açıklama kısmına bırakacağız. O denemeleri çözüyorsun. 19 gün boyunca ne anlattıysak hepsini tarayacak şekilde bir deneme yaptık. Bu denemede çıkaracak netlere göre de yol planı yol haritasını hazırladık. O zaman 19. gün değerlendirme videosunda da görüşelim diyelim. Hocam bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh bu sefer. <gülüyor> ben <gülüyor> ben erken davrandım ben. <laughs> bu sefer ben O zaman sevindim. herkese diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Bay bay.